Merhabalar sevgili arkadaşlar. Sınavı bitirdik ama heyecanı bitmedi. Şimdi de sıralamalar ne olacak? Hangi yıla benzer gelir? Kaç puan alacağım? Hangi sıralamayı elde edeceğim? Merakı var içinizde. Bu merak ne zaman son bulacak? ÖSYM'nin resmi sitesindeki bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde sonuçlar açıklanacak diyor ÖSYM. Ama genelde ÖSYM öncesinde açıklıyor sevgili arkadaşlar. Geçen yıl 2 gün önce açıklamıştı. Ondan önceki yıl 3 gün önce açıklamıştı sonuçları. Bu yıl da buna benzer bir tablo ile karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Yani 20 Temmuz diyor ÖSYM Perşembe günü, ki perşembeleri çok sever ÖSYM. Genelde birçok şeyi Perşembe günü açıklıyor. Ama çarşamba günü, yani 19 Temmuz veya 18 Temmuz da olası sevgili arkadaşlar. 18 Temmuz Salı günü de sonuçların açıklanma ihtimali var. Asıl işimiz zaten sonuçlar açıklandıktan sonra başlayacak. Çünkü sonuçlar açıklanana kadar sizin elinizden gelen, yani herhangi bir çaba göstermenizle ilgili bir şey yok. Bundan sonra bekleyeceğiz. Ama sonuçlar açıklandıktan sonra işte o zaman çok önemli bir aşamaya geleceğiz. Tercih aşaması. Ki bu yıl tercihler gerçekten çok büyük önem kazandı. 34 yaş üstü kadın kontenjanı, depremzedeler için ek kontenjanı, şehit gazi yakınları ek kontenjanı, artı depremin bölge üniversitelerindeki tercihlerinin azalmasından dolayı bu yıl tercihler gerçekten, yani YKS tarihinde belki de ilk defa bu kadar önem kazandı. Ben sizlere burada bütün bilgileri vereceğim. Elimden geldiğince yardımcı olacağım. Ayrıyeten birebir danışmanlık almak isteyen arkadaşlar da oluyor her yıl. Onlara da ücreti karşılığında yardımcı olmaya çalışıyorum sevgili arkadaşlar. Bu konuda yardım almak isteyen arkadaşlar olursa birebir tercih danışmanlığı Özgürce Reperlik Instagram'dan veya bizim Telegram grubumuz var. Onun linkini bırakırım yorumlara. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.